Lisede birbirinizin dostuyken 17 sene sonra itiraf etme konusu abi, nedir? O hikaye aslında 17 sene boyunca benim içimde tuttuğum, yani öyle bir hayvanlık olabilir mi zaten? 17 sene bir insan nasıl tutsun içinde abi? Ne o, neydi yani, peki? İlk, ya şimdi şöyle, lisede çok yakın arkadaşız, çok yakın dostuz. Hı hı. Ama yani gerçekten çok yakınız. Bu dostluğun bitmemesi. Ben de yani aşık oldum yani, hani gayri ihtiyari. Lisede aşıktın yani. Evet, lisede aşıktım. Ama sıra o sana arkadaş. Birbirimize defterler yazıyoruz falan. Günlüğümüzü var beraber işte tuttuğumuz falan. O tatile gidince onda kalıyor. Ben işte gittiğim zaman bazen bende kalıyor. Derslerde birbirimize yazdığımız şeyler var. Bunu bu çok geçiştirmeni kabul etmiyorum. Bu konuyu şöyle söylemek isterim size. Bir tane arkadaşı var, kız arkadaşı sınıfında, sıra arkadaşı. Ve ikisi birlikte günlük tutuyorlar. Yani kız tatile gittiğinde o tutuyor günlüğü. Yok, kız tatile gitti. Yani Sinem tatile gittiğinde o yanında oluyor. Bazen benim yanında oluyor. Bir hafta sonu onda oluyor. Bir hafta sonu bende oluyor. Abi mesela günlük çok özel da bir şeydir. İki kişi bir günlüğü danaya girer gibi günlüğe giriyor. Hani günlüğe girmek ne abi, iki kişi? Nasıl oluyor yani? Yani işte... Hiç duymadım yani. Çocukluğumda da duymadım. Büyüdüğümde de duymadım. Aşırı aşırı yani romantik diyeceğim, arkadaşsınız o sıra. Ya evet, işte böyle bir çok yakın arkadaşız. Çok yakın olduğumuz için bu arada mesela onun sevgilisi oluyor, benim sevgilim oluyor falan, birbirimize anlatıyoruz falan. Günlükler var hala. Günlükler var hala ama yani hani benim hiçbir şekilde, zaten ben biraz ketum bir herifimdir. Yani çok böyle dışarı vuramam her şeyi. Zaten tuttum içinde. Niye tuttum? Çünkü abi yani şimdi bunun bir açıklamasını yapmıştım bir kere. Ben bunu açıklasam, Sinem ben seninle çok hoşlanıyorum, benimle çıkar mısın falan deyip saçma sapan bir şey yapsam, dostluğumuz bir süre sonra ayrı, yani bir süre sonra bitecek abi zaten. Bitecek. Yani niye ben bu güzelim ilişkiyi bir saçma sapan bir liseli aşık tavrıyla bozayım diye düşündüm. Dedin. Açıklamadım falan filan. Sonra liseden sonra bir iki sene daha, böyle iki üç sene daha devam etti. Hatta ablama şunu dediğimi biliyorum yani. Yani hayatımın kadını yani, hani ben büyük ihtimal onunla herhalde hayatımı devam ettiririm. O yaşta söylüyorsun. Evet, yani hani işte liseden sonra iki sene içinde falan. Abi sonra azaldı tabii ki, bitti yani. Hani sonra normal görüşmeye başladık ama gerçekten bitti. Yani olmayacağını düşündüğüm başka şeyler falan filan. Hiç karşılaşıyor muydunuz bir abi, daha? Tabii ki o, yani biz evlenene kadar, son evlenmeden son 3 sene falan hiç görüşmedik. Böyle bir araya bir soğukluk girdi, bir şey girdi, görüşmedik yani. Hani böyle küsmüş bir şeyden dolayı değil, sadece görüşmedik. Onun öncesinde işte 14 yıl boyunca görüştüğümüz bir ilişkimiz var yani, dostuz. Annesi bizim lisede edebiyat öğretmenimiz falan. yani değişik bir durum var. Babası da, annesini, dayısını, yengesini, yani o aileyi tanıyorum. öyle bir şey olduğu için daha saygılı ilerliyor aslında ilişki. Belki de o saygıdan dolayı da birazcık yıpratmak istemedim. Yani bir kadınla bir erkek arasındaki ilişkide genelde böyle bir dalga geçme, bir şey. Hani mutlaka bir şey olur ya, bizde hiç öyle bir şey olmadı. Çok saygılı bir şekilde dostluğumuz ilerledi. Ve bu saygıdan dolayı da belki bugün bu buraya kadar geldiler. Mutluyuz. Peki ne, hangi anda arkadaşız ama artık yani ben seni abi seviyorum anı ne? Yani görüşmedik işte o 3 sene falan. 17 yıl sonra işte, yani 3 sene sonra bir böyle, o zaman Çatı Katı çıkmıştı benim şarkı. İşte o mesaj atmıştı, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan. İşte görüşelim falan, artık yeter, hani bir araya gelelim, işte dertlerimizi anlatalım, olanları anlatalım falan filan. Ama bir araya geldik. Sonra bir anda böyle ben şey dedim yani, hani evlenip çocuk mu yapsak dedim. Net. Evet. Evlendin ve çocuk dedi. Yaptın bir de. Evet. Ya sen böyle kararların önceden çok net yaşayan birisin gibi. Ya yani ben ne istediğimi bilen bir adamım galiba. Evet yani çok net yani. Evlendiniz ve çocuk yaptınız. Aynen, evlendik ve çocuk yaptık. Şahane. Şimdi bir de menajerin aynı zamanda. Aynen. Sinem yani. Beraber çalışıyoruz. Yani şirketimizin çok değerli bir yani insanı diyeyim. Hı hı. Hem benim için hem şirketimiz için ayakta tutan, beni de ayakta tutan birisi. O yüzden menajer olarak değerlendirmemek lazım.